Dakika. Yaklaşık Gadir-i-Hum Vadisi'nde o meşhur hutbesini, konuşmasını yaptıktan ve Hazreti İmam Ali aleyhisselama biat edilmesini emrettikten sonra, orada bulunan herkes biat ediyor. Herkes Hazreti Ali'ye müminlerin ünvanı adı altında tebriklerini dile getiriyorlar. Ama bir kişi hariç. Yüzünü buruşturuyor. Rahatsız oluyor. Arkasını dönüyor. Kaba bir şekilde Allah Resulü'nden uzaklaşıyor. Allah Resulü bunun rahatsız olduğunu, biat etmediğini, efendim canının sıkılıp moralinin bozulduğunu görüyor. Ve o esnada Allah Resulü yüksek sesle buyuruyor. Hubbu aleyyin hasene. Ali sevgisi bir güzelliktir. Ali sevgisi bir hasanedir. La yadurru me'aha seyye'e. O güzellik, o hasene kimde varsa seyye'e ona zarar vermez. Buyurdu mu bunu? Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki inne şeyatine le yuhuna ila awliyaihim li yucadilukum. En'am suresinin 121. ayeti. Şeytan dostlarına sizlerle mücadele etmesi için fısıldar. Dikkat edin şimdi buraya. Şeytan iniyor Gadir-i-Hum'a. Gadir-i-Hum vadisine iniyor. Hazreti İmam Ali aleyhisselama, evlatlarına, sevenlerine, şialarına, alevilerine, caferilerine düşmanların sebebini anlatacağım, izleyicilerimiz iyi dikkat etsin. Düşmanların tek sebebi. Tek sebebi. Herkes hissesini alsın. Herkes hissesini alsın. Ve herkes muhasebesini yapsın. Kendisini bir gözden geçirsin. Ben hangi taraftayım? Ben o hasaneye sahip olanlardan mıyım? Yoksa diğerlerinden miyim? Şeytan iniyor Gadir-i-Hum vadisine. Ve feryat ediyor. Feryat edince bunun askerleri, adamları, çocukları bunun etrafına topluyor. Toplanıyor. Soruyorlar neden feryat ettin? Ve şeytan orada fısıldamaya başlıyor. Bakın Kur'an ne buyurur? En'am 121'de la yuhuna ila awliyaihim. Şeytan dostlarına fısıldar. Bakın inne şeyatin, şeytanlar dostlarına fısıldarlar ila awliyaihim. Fısıldarlar ne için? Li yucadilukum, sizlerle mücadele etsinler diye. Orada şeytanlar fısıldadı. İblis emretti. Neden? Neyi emretti? Dedi ki ben yemin içmişim. Adem oğlunun yeminli düşmanıyım. Ve yemin etmişim ki insanların çoğusunu cehennemlik edeceğim. Ancak bugün peygamber burada öyle bir söz etti, öyle bir konuşma yaptı ki Ali sevgisi insanları cehennemden uzaklaştıracak. Biz insanları cehennemlik yapmak için uğraşacağız. Ama Ali sevgisi de insanları cehennemden uzaklaştıracak, cennetlik yapacak. Dolayısıyla burada bir çözüm üretmemiz lazım. Orada iblis şeytanlarla insanlardan, cinlerden olan şeytanlarla bir araya geldiler. Ve bir kulis toplantısı yaptılar. Gadir-i Hum çölünde varılan netice, son karar şu oldu. Madem Ali sevgisi bir hasene ise, bir güzellik ise ve o hasene o güzellik ile seyyiye zarar vermiyor ise biz de insanlara Ali'ye düşman etmek için uğraşacağız. Biz de Ali'yi insanlardan uzaklaştırmak için uğraşacağız. Şimdi gelin bak. O gün Hazreti Ali aleyhisselama yapılan düşmanlığın kökünde neyin olduğunu görüyoruz.
Düşmanların temelinde, kökünde iblis ve iblis avanasının o günkü projesi var. Hı hı. O günkü projesi var. O gün iblis ve iblis avanesi insanları Hazreti Ali'ye nasıl düşman ediyordu? Bakın dikkat edin. Diyordu ki ya sen Müslüman olabilirsin ama bu Ali senin kardeşini öldürmüş. Çünkü Hazreti Ali aleyhisselam o gün iki evden bir tanesinden en az bir kişiyi öldürmüştü. Özellikle Mekke'de. Hı hı. Mekke halkı içerisinde. İki evden bir tanesi veya tarihe bakın üç evden bir tanesinden onlar hı hı. müşrik oldukları zaman, İslam'a karşı savaştıkları zaman Hazreti Ali aleyhisselam kimisinin babasını öldürmüş. Hı hı. Kimisinin kardeşini öldürmüş. Kimisinin amcasını, kimisinin dayısını. Onlar İslam'a savaştıkları için. Hı hı. İblis bunları nasıl aldatıyordu? Ya Müslüman, bugün Müslüman olmuş olabilirsin. Bakın fısıldıyor. Ama bu Ali senin kardeşinin katili, bu babanın katili, bu amcanın katili, bu efendim senin dayını öldürmüş. Kimisini bu şekilde kendi safına çekip Ali'den uzaklaştırıyordu Hazreti Ali'den. Kimisi ne diyordu ya? Peygamber burada taraf tuttu bak. Bu kadar insan varken Hazreti Ali dedi. Kimisini o şekilde Hazreti Ali'ye soğuklaştı. Hazreti Ali'den uzaklaştırıyordu. O gün bu şekilde vesvese ediyordu Hazreti Ali'ye karşı. Şimdi yarınki düşmanlığı anlatacak bir noktaya geleceğiz eyvallah. Ama şimdi Gadir-i Hum konusunda, şimdi dediniz ki bir sembol, bir temel, tevhidi, nübüvveti bir temel. Ama bugün ne yazık ki, bunu üzülerek söylüyorum, Gadir-i Hum'un bahsedilmesini vahdete aykırı görenler var. Bahsetmeyelim, birliğimiz, beraberliğimiz bozulmasın. Bu konuyu pek dillendirmeyelim. Şimdi böyle söyleyenlere, bu noktadan bu sembolü zedelemeye çalışanlara hocam cevabınız nedir? Ve bu neden bu noktaya gelmiştir? Neden bu söylemler yapılıyor? Şimdi bakınız Yunus kardeşim. Deminden beri arz etmeye çalıştığımız, eğer siz İslam tarihinin bugünlerine, yarınlarına hitap eden, içinde hukuk sistemini, içinde insan gibi yaşama kanunlarını, evrensel hukuk normlarını, insan haklarını, senin gibi inananların hakları, gayrimüslimlerin hakları, doğa hakkı, hayvan hakkı, işçi hakkı, kadın hakkı, erkek hakkı, evlat hakkı, bütün her şeyi içinde barındıran bir tefekkürü anlamaz iseniz, derk etmez iseniz, bunu sadece tarihte olan, tarihin bir köşesinde ve bir coğrafyasında gerçekleşen bir hadise olarak değerlendirir iseniz, o zaman kalkar şunu dersiniz: ya bugün Gadir-i Hum programlarının bu şekilde şahşahalı coşkuyla gündem edilmesinin ne gereği var? Kitaplarda bunların yazılmasının ne gereği var? Televizyonlarda bunların anlatılmasının ne gereği var? Bilahare tarihte Peygamber Efendimiz o gün bir konuşma yaptı. Ashabtan birileri Peygamberimizden sonra konuşmanın içeriğini kabul ettiler. Birileri ve çoğunluğu reddettiler. Kabul edenler de bugün ölmüşlerdir. Reddedenler de bugün ölmüşlerdir. Sizin gelip bugün 1400 sene önce vuku bulan bir hadiseyi açmanızın sebebi nedir? Bu bizim vahdetimizi ihlal etmez mi, zarar vermez mi? Diyoruz ki bakınız, öncelikle şunu arz edelim. Hazreti Ali aleyhisselama ve Hazreti Ali'nin şahsında evlatlarına ve evlatlarının şahsında taraftarlarına, Ehl-i Beyt'in şahsında Şialara, Alevilere yapılan zulümlerin kökünün, kaynağının ne olduğunu görüyoruz. Kaynağında bu düşmanlıkların fikir babasının iblis olduğunu görüyoruz. Şu iblis o gün Gadir-i Hum'da bir tez öğretti. Biz insanları Ali'den nasıl uzaklaştırabiliriz? Biz insanları Ali'ye nasıl düşman edebiliriz? Dolayısıyla
İnsanları siz Hazreti Ali aleyhisselama düşman ettiğiniz zaman düşman ettiklerinizi Ali evlatlarına da düşman edersiniz. Düşman ettiklerinizi Ali taraftarlarına da, Ali'nin Alevisine de, Ali'nin Şiasına da, Ali'nin Caferisine de düşman edersiniz. Bugün Hazreti Ali aleyhisselama açıktan Ehl-i Beyt'e düşmanlık yapıldığını görmüyoruz. Açıktan. Hı hı. Ama dolaylı düşmanlık yaptıklarını görüyoruz. Bazılarının adeta genlerinde, doğalarında bir nefret var. Hazreti Ali konuşulduğu zaman, Hazreti Ali'yi duydukları zaman çıldıran bazı insanlar var. Adeta çıldırıyorlar. Hı hı. Ama bunu açıktan dile getirmiyorlar. Ya bu Aleviler, bu Şiiler, bu Caferiler Ali'yi peygamberden öne geçirmişler. Ali'yi peygamberden daha çok gündem ediyorlar. Hayır, biz Hazreti Ali aleyhisselam'ı peygamber efendimizden öne geçirmiş değiliz. Hı hı. Peygamber efendimiz eşrefül mahlukattır, eşrefül enbiyadır. Ama biz Hazreti Ali'den ve 11 imamdan fazlasıyla söz etmemizin sebebi peygamberi unutmamak içindir. Hazreti Ali'den ve peygamber, onlar diyor ya bunlar peygamberi unutmuşlar. Hı hı. Biz peygamberi unutmamak için 12 imamdan fazla söz ediyoruz. Biz peygamberi anlamak ve tevhidi anlamak için, masumun diliyle tevhidi ve peygamberi anlamak için 12 imamdan çok söz ediyoruz. Bizim amacımız bu. Çünkü ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Bitti. Gerekçe bu. Hı hı. Ve dolayısıyla bugün Alevilere, Caferilere dünyada bir nefret kampanyası adeta başlatılmış. Bu nefret ve efendim dışlama ve hatta bazı zihniyetlerle yok etme kampanyası. Kaynağında biz emperyalizmi, siyonizmi ve sözde la ilahe illallah diyen selefi akımı görmekteyiz. Peki bunların kökünde ne var? Bunların kökünde bu tezin, bu teorinin fikir babası iblis vardır. Bugün Hazreti Ali ve Ali sevdalılarına nefretle bakanlar, Hazreti Ali, Ehl-i Beyt ve taraftarlarına düşmanlık ile bakanlar, adeta düşmanlık yapanlar bilsinler ki bu düşüncenin tez ve fikir babası iblistir. İblisin düşüncesine göre hareket etmektedirler. Namaz da kılsalar iblisin düşüncesine göre hareket etmektedirler, fark etmiyor. Bunun sebebi bu. Dolayısıyla bakınız ne gereği var konularına gelince. İşte dün anlamayan birileri bunu dedi. Anlamayan birileri ne gereği var? Bugün ne yazık ki anlamayan.